şaşırdın mı beni gördüğüne? Hayrola, siz ne işiniz var burada? Kocamı yoldan çıkaran kadını daha yakından göreyim, iki çift laf edeyim diye geldim. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun ya? Nasıl konuşacağım? Kocamı yoldan çıkarmadın mı? Sen piyasaya çıkıncaya kadar benim gayet mutlu bir evliliğim vardı. Bana bak, kimsenin kimseyi yoldan çıkardığı falan yok. İyice taktın İhsan'la bana. Saçmalıyorsun. Senin kimseyi yoldan çıkardığı yokmuş. İhsan'la bana derken bir daha düşün istersen. Bir İhsan'la sen varsın Nilgün. Ya da Nilo mu demeliyim? Bununla bir yüzleş istersen. Anladım. Bitti mi? Bu kadar mı söyleyeceklerim? Bir şey daha var. 10 yıl evli kaldım. İhsan'la. Lise aşkımla. Başına silah dayamadım. Yaşım küçüktü. Ve ben onu sevdim. İhsan egoisttir, narsisttir. Beni şekillendirdi, benimle oynadı duygularımla. Kullanma süren bitince de bir oyuncak gibi bir kenara fırlattı. Neden? Çünkü eski oyuncağı karşısına çıktı. Aynı şeyi sana da yapacak. Onun için şimdi romantik hayallerle süslediğin o beynine bunu soksan çok iyi olur. Dost tavsiyesi olarak düşün. Bir kadından bir kadına. Benim yaptığım kazada Selim'in bir parmağı var mı? Ne diyorsun lan sen? Anlamayacak bir şey yok. Gayet net bir şey soruyorum. Yaptığım kazada Selim'in bir parmağı var mı, yok mu? Oğlum şimdi var ya sana buradan bir kafa çıkartırım. Görürsün neti brütü. Kıl! Oğlum insan arkadaşa durduk yer mi lan? Ha? Delikanlının raconunda arkadaşa ipsir atmak var mı oğlum? O zaman Selim'in bir parmağı yoksa ben sana ne yaptım? Hı? Yani beni öldürmeye çalışacak kadar ben sana ne yaptım? Kes lan! Oğlum işin başından aşkın zaten. Yemin ederim sen de böyle vur kafamda ötüyorsun. Bunun ne işi var burada şimdi ya? Hasene Hanım? Aa, Burak. Ne işi var senin bu korkunç yerde? Yani beni boş verin de nasıl sizin de işiniz var burada? Şu Serra, senin okuldan arkadaşın değil mi? Evet, okuldan arkadaşım. Burada oturuyor biliyorsun herhalde. Biliyorum. O zaman annesini Nilgün'ü de tanıyorsundur. Annesini de tanıyorum. Nilgün abla. Nilgün abla. Nilgün abla. Bak ne diyeceğim sana. Eğer taksi bulmama yardım edersen ben de sana yolda şahane bir hikaye anlatırım. Ne dersin? Dinleyelim harika hikayeyi. İhsan egoisttir, narsisttir. Beni şekillendirdi, benimle oynadı duygularımla. Kullanma süren bitince de bir oyuncak gibi bir kenara fırlattı. Neden? Çünkü eski oyuncağı karşısına çıktı. Aynı şeyi sana da yapacak. Onun için şimdi romantik hayallerle süslediğin o beynine bunu soksan çok iyi olur. Nilgün Yıldırım. Benim. Şeyiniz var. Teşekkür ederim. İyi günler. İhsan ya. Barışmışsınız. Evet.
Söylediklerimi unutmadın umarım. Ne gibi? Selim'i her şeye rağmen sevmek gibi. Unutmadım. Aslında sana bir teşekkür borcum var benim. O neymiş? Senin sayende yanlış yerde durduğumu, sevgimi belli etmekte cimri davrandığımı fark ettim. Bak sen, Serracık benim sözümü dinlemiş ve sevdiğine sevgisini belli etmiş, öyle mi? Aynen öyle. Yani aşkınızın mimarı benim, çok mutlu oldum. Sevindim. Ben daha çok. Merhaba. Kolay gelsin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Selim her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu bil de öyle davran diyordum Serracı'ya. Serra nasıl davranacağını bilir. Merak etme sen biricik. Aynen. Gördük daha önce nasıl davrandığını. Kesin biliyor. Ne haber? Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş buldum. Bakıyorum beni kapılarda karşılıyorsun. Demek ki kimin yaptığını buldun. Biricik yaptı zaten Asena Hanım. Biliyoruz bunu. Ama kabul etmiyor bir türlü işte. Bana bak güzelim. Beni okulundaki o salak kızlarla karıştırırsan büyük hata yapmış olursun. Olur mu hiç öyle şey Asena Hanım? Hiç yapar mıyım sizce? Yapıyorsun ama. O ne demek şimdi? Biricik niye uğraşsın benim koleksiyonumla? Onun derdi başından aşkın. Ya yapanı biliyorsun ve koruyorsun ya da sen yaptın Zeynep. Ve suçu Biricik'in üzerine atmak için şimdi bana yalan söylüyorsun. Kızmayın ona. Yani Biricik onu işten attırınca herhalde o da aklınca intikam almaya falan çalıştı yani. Ve sen de onu korumak için suç ortağı mı oldun yani? Yo ben ben bu sabah öğrendim. Kim yapmış öğrenebildiniz mi? Senmişsin. Ne? Dediklerimi aynen tekrarlayacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Elinde makasla odaya girerken gördüm diyeceğim. Oldu mu? Aynen öyle, tamam. Al sen şimdi bunu. Belki ihtiyaç olmaz, bilmiyoruz. Duruma göre haberleşeceğiz. Hadi git bakalım. Yaptığına inandıramazsak yeni hedef sensin Nazlı. Kusura bakma. Ya deli misiniz? Benim sizin taytlarınızla ne işim olur ya? Bak ne diyor? Yani ben sabah temizlikçilerden birini sıkıştırdım. Nazlı'mı odaya girip çıkarken görmüş, elinde makas varmış. Ya gözüm önüme aksın ki yalan söylüyor. Ayrıca bunu yapsam elime ne geçecek? Ya kessem ne olacak yani? Yemek yediğim kabı neden pisleyeyim ki? Aslında doğru söylüyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Benimle bu zavallının bir alıp veremediği niye olsun? Yani ben de size duyduğumu iletiyorum Asena Hanım. Getir o zaman yüzleştir. Hadi. Hadi sene. Tamam sus, seninle işim yok. Sen yaptın değil mi seni? Biricik'ten bu kadar nefret mi ediyorsun? Geçmişte benim de böyle salakça intikam oyunlarım vardır. O yüzden sana bir laf etmeyeceğim. Özür dilerim sana. Gerçekten özür dilerim. Ama bana verdiğin zararın parasını son kuruşuna kadar senden geri istiyorum. Nasıl yani? Anladığın gibi.
Birinden iste, bir yerden bul. Ne yaparsan yap, o parayı bana öde. Yoksa seni polise şikayet ederim. Ne? İftiracı. Ne diyorsun be? Düzgün konuş. Sen bana nasıl iftira atarsın ya? Sen de aynısını bana yaptın Nazlı. Ben sana iftira atmadım yalnız. Sırf senin aptallığın yüzünden okuldan atıldım ben. Başına ne geldiyse kendi salaklığın yüzünden geldi, anladın? Öf, sus be! Allah Allah, bir bu eksikti ya, saçmalığa bak. Al şunu hallet hemen. Manyetiği falan bozuldu herhalde. Bana kapıyı aç. Beklemeden spor mu yapayım? Asena Hanım, bugün talimat geldi. Ne talimat? Üyeliğinizin sonlandırılması ile ilgili. Ne üyelik sonlandırması ya? Sen ne diyorsun? Boyundan büyük laflar etmesen. Pişman olursun sonra. Üyeliğiniz iptal edildi diyorum. Benim üyeliğimi kim iptal edebilir ki? Saçma sapan konuşma, beni çıldırtma şimdi buralarda. Sen kim oluyorsun da güvenlik müvenlik çağırıyorsun? Çabuk müdürünü çağır bana. Müdür Asena Hanım gelirse beni meşgul etmeyin, siz halledin dedi. Allah topunuzu kahretsin. Öleceksiniz. Ben bu spor salonu şereflendiriyorum be. Ha Serra. Sevgiline annenin İhsan Kutlu Say'ın metresi olduğunu söyledin mi? Söyle istersen. Sürpriz olmasın. Asena buradan çıkar çıkmaz senle karşılaştı ve benim İhsan Kutlu Say'ın metresi olduğunu söyledi, öyle mi? Öyle oldu. Asena, şeytanlıklarıyla meşhurdur zaten. Ben de Selim'den dolayı birkaç tane avukatını biliyorum Asena Hanım. Sizin hakkınızda da böyle ileri geri konuşunca huyunuzu kazmaya çalıştığını fark ettim. Vallahi sağ ol Burak, ne diyeyim? Yani sen gelip böyle anlatmasan ben nereden duyacaktım bunları? Nergin abla. Peki, yani söyledikleri doğru mu? Gerçekten İhsan amca ile sizin aranızda bir ilişki var mı? Yok. Hayır, biz eski tanışız İhsan'la. Aramızda bir ilişki yok, olamaz da. Ben de öyle düşünmüştüm. Yani zaten siz ikiniz de bambaşka insanlarsınız. Öyle değil mi? Yani siz beni yanlış anlamayın. Çok yanlış anlamadım. Haklısın, biz İhsan'la çok farklı hayatların insanlarıyız. Biliyorum ben bunu. Ben de öyle demek istemiştim zaten. Ama siz yine de bu Asena'ya karşı birazcık dikkatli olsanız iyi olur. Çünkü onun sağ solu belli olmaz. Dikkat etmekte fayda var. Ne demek oluyor bunlar Serra? Ya üyeliğinin iptali ve kulübe alınmaması konusunda talimat geldi. Ben de uygulayınca delirdi. Tamam da ben çıkarken ettiği lafları soruyorum. Kulüpten atılıp atılmaması umurumda bile değil. Kendisi gibi iğrenç yalanları işte. Babamla annenin ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Aslında var. Yani eskiden tanışıyorlarmış. Ben de yeni öğrendim. Yeni öğrendin ama bana söylemedin. Ay hayır. Üst üste o kadar çok şey yaşandı ki bu konu arada kaynadı. Dün söyleyecektim mesela. Ama Onur Hoca arayınca sen de apar topar gittin. Bir de bunun için kızma lütfen. Yok kızmıyorum da anlat bari. Nerede, nasıl tanışmışlar ben de bileyim.
yapmaya hazır mısın? Hazırım. Annemle baban lisedeyken büyük aşıklarmış. Yok ya, yok, inanmam. Ciddisin. Öğrendiğimde ben de şok oldum. Huzur geldi resmen. Evet yavrum, evet. Yani kadının o kötü enerjisi yok mu? Bütün her tarafı kaplamıştı. Oh, çok şükür. Yalnız gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söyledi babaanne ya? Ya öyle. Herhalde ben diyorum ki bu yalancılık da bir meslek. Yani sen, ben bunu yapabilir miyiz? Kadının kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. O 40 tilkinin de kuyruğu birbirine değmiyor. Kim bilir senelerdir kaç yalan söyledi de ruhumuz bile duymadı. Kim bilir? Babanı mı merak ettin? Yok babaanneciğim, babamla konuştum, iyiymiş. Ya Onur'da kaldı aklım. Öyle apar topar çıktı. Sonra da konuştuğumda böyle sesi bir garip geliyordu yani. Bak yavrum, bu çocuk konusunda sen çok stres yapıyorsun haklı olarak. Ne oluyor bu? Onur'da da bir gerginlik yaratıyor. Bilmez miyim? Bak belki de baktığınız çocuk olmuyor. Bu dünyanın sonu değil yavrucuğum. O zaman acaba diyorum bir çocuk evlat edinseniz. Yani bak, çocuk evlat edinmek çok kutsal bir şey yavrum. O çocuğu tamam karnında büyütmüyorsun ama yüreğinde büyütüyorsun. Yani düşün, küçücük bir çocuğa, kimsesiz bir çocuğa bir yuva veriyorsun, bir aile veriyorsun. Ya yani bunun sevap yanı da çok yüksek kızım. Ay yok babaanneciğim, yani benim için çok zor bir hareket o. Ya ne bileyim, imkansız yani başkasının çocuğunu kendi çocuğum gibi benimsemek falan düşünemiyorum yani, çok zor. Hayır hayır, senin için hiç zor değil. Bak ben, sen bunu yapabilirsin. Ay yani çok zor. Yok canım, senin için hiç zor değil. Onurcuğum, geldiğini duymadık. Biz şimdi, bizler Onur nerede diyorduk. Biraz işlerim vardı da onları hallettim. Okul tatil, Onurcuğum ne işiymiş bu? İdari işler sevgilim. Lan kızım sakin. Hasan'a karısı sana suçsuzsun demiş mi? Demiş. Sen daha ne istiyorsun? Ya Barbar, neden ilk akla hep biz geliyoruz? Ya alnımıza olan şüpheli falan mı yazıyor abi ya? Yemişim böyle kaderi. Kızım, fukaranın fıtratında var bu. Tonganın altına gidecekler listesinin başına bizi yazmak adet olmuş millette. Yok, ben o tonganın altına girecekler listesini öyle bir ters yüz etmesini iyi bilirim ama. Bak bak bak, laflara bak. Ulan var ya, bizim Piren'in sana vampir yenge dediği kadar varsın ha. Ulan ben bile korkuyorum senden bazen. Yolun ortasında Zeynep'i bir dövecektim ama yapamadım işte. Deli deli konuşma kız. Sakin. Zaten Hasan'a karısı çakmış kıza bir tane. Sen çaksan ne olacak ki? Sevgi abla, eline sağlık valla, çok güzel olmuş. Afiyet olsun yani. Yarın da balık yaparsın. Yanına böyle haşlanmış sebze falan. Çünkü her gün bu tempoda yiyemeyiz, kilo alırız. Neyse, bugün mücevherlerin bir kısmını sattım da rahatladım biraz. Hayırlı olsun kızım da. Peki, kocanın kulağına giderse sonra çökmesin ensemize. Ruhu bile duymaz. Ayrıca aldırdığını hiç düşünmüyorum. Peki, diğer takıları ne yapmayı düşünüyorsun? Onlar ha deyince elden çıkarabileceğim parçalar değil ki babacığım. Onlar için beklemek lazım. Gerçi bugün sattıklarım umduğumdan iyi para etti vallahi. Allah'a şükür. İyi. Vallahi aslında şöyle küçük müçük bir ev alsan o parayla ne güzel olur kız. Sevgi ablacığım, benim oturmayı isteyebileceğim nitelikteki bir evi
takı parasıyla nasıl alayım? Kızım o zaman sen de daha mütevazi Muhittin alırsın. Bu kadar çabuk mu sıkıldınız benden? Bak şimdi. Ay yok ayol, o şey diyor. Yani paranı çarçur etme, bir yatırım yap demek istiyor o anlamda yani. Acele edip hızlı kararlar verip yanlış yapmak istemiyorum. Böyle düşünüp tartıp akıllıca hareket etmek istiyorum. Bir atımlı kurşunum var zaten. Peki işin ne oldu? O da mı gitti geldi? İş falan yok baba. İhsanın olan ihsanda kaldı. Damadın kızını beş parasız sokakta bıraktı babacığım. Asena Fresh'te bildiğin terör estirdi anlayacağın. İyice çığırından çıktı. Hele ki Serra'ya söylediği şeyleri duyunca kendimi zor tuttum gidip ona bir şey söylememek için. Ne dedi? Serra'nın annesinin senin metresin olduğu ile ilgili bir şeyler söyledi. Bize yaptıkları yetmezmiş gibi. Şimdi onlara taktı kafayı. Hiç şaşırmadın baba. Serra'nın annesini daha önceden tanımıyordun falan da demedin hayret. Çünkü tanıyorum. Liseden arkadaşım. Lise aşkım desem daha doğru olur. Biliyorum. Serra bugün her şeyi anlattı bana. Ha. Demek Nilgün anlatmış Serra'ya. Peki böyle bir şeyin varlığını benden neden gizliyorsun? Çünkü ben de çok sonra öğrendim. Şaşırdım. Araya da olaylar girdi. Ne yapayım yani? Kafam kaldı bende oğlum. Evet, evet. Bu unutulacak bir konu mu peki? Tamam, haklısın. Ne yapayım? Söyleyemedim işte. Ayrıca arkadaş da değilmişsiniz. Üstüne üstlük sevgiliymişsiniz siz. Abartma be oğlum, ne olursun. Daha lisedeydik dedim ya. Neden ayrıldınız? Üniversite için Amerika'ya gitmiştim. O da burada kaldı. Hmm. Zorunlu bir ayrılık yani. Sonra da Amerika'da annemle tanışıp evlendiniz yani. Evet. Annem de anlatırdı Nil'e hamile kalınca öyle apar topar evlendik diye. Yoksa sen Nilgün Hanım'dan severek ayrılıp annemle mecburiyetten mi evlendin? Bak şimdi konuyu nereden nereye getirdin bir anda. Serra çok üzülmüştür. Asena konuştuktan sonra tabii. Yani üzüldü mü üzülmedi mi bilmiyorum ama Asena'ya ağzının payını verip kapının önüne koydu işte. Annesini çekti desene. Yok vallahi. Değil, evlenmek selam bile vermem ben o kadına. Kusura bakma ama İhsan Bey dediği hiç akıl yokmuş. Nasıl evlenmiş o şeytanla? Öyle deme Serra. Güzel kadın. Hem bakma sen. Erkekler öyle alımlı, dikkat çekici kadınları kendi tabulu mallarıymış gibi alıp bir köşeye oturtmaya bayılırlar. Bana göre Asena Kutlusay kadınlığın yüz karası ama. Ay Serra. Ne? Konuşma şöyle. Sağda solda da böyle şeyler söyleyeceksin, millet yanlış anlayacak. Boş ver canım, sana ne? Ya anne, kötü niyetli bir kadın o. Birilerinin de ona haddini bildirmesi lazım. Baksana kapımıza kadar dayanmış. Fresh'te karşıma geçip laf sokmaya çalıştı bir de. O değil de bizim evin adresini nasıl buldu ben hiç anlamadım açıkçası. Aman anne ya, eli kolu uzun bir kadın o. Nazlım'dan olmadı Zeynep'ten bir şekilde öğrenmiştir. Aa, Nazım ne alaka? Hı, bir getir götür işi için Nazım'ı çalıştırmıştı. Serra, benim sana bir şey söylemem lazım. Bugün bana bir çiçek geldi. Kimden? Babamdan. Kartın üstünde de özledim yazıyordu kızım.
Ya bir babaanneme çıkıp baksam mı acaba? Odasında dinleniyor. Bırak dinlensin. Evin temposu yordu kadıncağızı tabii. Gerek yok. Zavallı babaannem. Asena kasırgasından nasibini aldı. Yorgun düştü kadıncağız. Asena bu. Girdiği bütün hayatları alt üst etmek uzmanlık alanı. Tamam, yeter artık. Asena muhabbeti dinlemek istemiyorum daha fazla. Bizden uzak dursun, ne hali varsa görsün. Bir daha geri gelmeyecek değil mi baba? Yarın bir ara kalan eşyalarını almak için uğrayacak. Şuna bir cevap vereyim, müsaadenizle. Nesi var onun? Bilmiyorum ki. İki gündür morali çok bozuk, bana da bir şey söylemiyor. Daha fazla uzatma istersen. Ya bugünden yarına çözülebilecek bir konu. Ben birdenbire karımın karşısına çıkıp benim bir kızım varmış, ben de daha yeni öğrendim, nasıl diyebilirim ya? Esra, ben DNA testinin sonucunu görmeden ne bir şey yaparım ne de Maya ile tanışırım. Tamam? Günaydın oğlum. Günaydın efendim. Size karşı çok mahcubum. Ah. O nasıl söz öyle evladım? Hiç mahcubiyet falan yok. Sen beni bırak, karını düşün. Ne yapacağım ben şimdi ya? Öyle umutsuzluğa kapılma. Her şeyin çaresi vardır. Bir ara senden oturup şöyle bir dertleşelim. Olur mu? Günaydın. 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 Oh. Günaydın. Günaydın ablacığım. Günaydın kızım. Babacığım, uzun süredir bu kadar keyifli görünmüyordun. Benim de şöyle bir oh demeye hakkım var. Haftalardır yaşadığım stresi bir ben bilirim. Babamın keyfinin nedeni bekarlık sultanlıktır kafası bence. Ay yok artık Selim, daha neler. Hazır herkes buradayken, keyifler de yerindeyken benim size bir açıklamam olacak. Hazır mısınız? Hı-hı. Biliyorsunuz Serra Amerika'da bir burs kazandı ve okumaya gidecek. Ben de onunla beraber kaydımı Amerika'ya aldırmak istiyorum. Aa! Daha önce gittin, sevmedin, geri döndün hatırlarsam. Evet gittim ama o zaman Serra yanımda değildi. Ay Selim'cim sen baya baya bu kıza aşık oldun ha. Baba ben ilişkimi yarım bırakmak istemiyorum. İleride senin gibi... Benim gibi? Senin gibi pişmanlık yaşamak istemiyorum. Serra'nın bu durumdan haberi var mı? Yok ama olacak. Neyse ben kaçıyorum. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz. Yani her şey değil mi? Ay bitti. Bitti de ben de bittim.
Parmaklarım bile ağrıyor. Öyle düşün. Ay kıyamam ben sana ya. Yani bir sevgilim olsa, böyle sarılsa, yorgunluğumu unuttursa diyeceğim ama o da yok ki. Ya bırak sevgiliyi, bir kedim bile yok. Aa, mahalle bir sürü sahipsiz kedi dolu Yasu. Al birini sahiplen. Bak vallahi sevgiliden daha çok mutlu eder seni. Aman ne komik. Yani bir kedi sevgili yapmadığım kalmıştı. Sevgililer gününde de hatta böyle mamaya mum dikeriz. Miyavlayarak kutlarız. Ya tamam ya. Bu sevgililer gününde olmadı. Bir dahaki sevgililer gününü sevgilinle kutlarsın inşallah. Takma kafana bu kadar. Ha, Nilgün teyze, ya haksız mıyım? Siz bir şey söyleyin. Olumlu tarafından bakacaksın Yasemin'ciğim. Ne gibi? Ya şu anda senin hayatında seni üzen, hırpalayan, bir türlü kurtulamadığın biri olsaydı? Aman Allah korusun. Bence de çocuğum, huzurlu bir yalnızlıktan daha güzel bir şey var mı şu hayatta? Bence yok. Canın da illa kırmızı gül istiyorsa gidip kendine alıverirsin. Başkasını beklemeye gerek yok ki çocuğum. Ay Nilgün teyze, kitap gibi konuştun vallahi. Anne hakikaten çok formundasın bugün. Ben hep güzel konuşuyorum da kızım. Kıymetimi bilen yok. Bana laf mı çarptınız Nilgün Hanımcığım? Selim gelmiş, biz kalkalım mı? Olur. Nilgün teyzeciğim, teşekkürler. Afiyet olsun kızım. Serra. Giderken de şunu Barbaros'a bırak. Kaza delinmişti, bana bıraktı tamir edeyim diye. Onu veriver kızım. Tamam. Selim, şu benim yaptığım kazayla senin bir ilgin var mı? Ne saçmalıyorsun sabah sabah ya? Neyse. Tamam, boş ver. Neyse falan değil oğlum, sor ne soracaksın. Şu bana kaza yaptıran heriflerle senin bir bağlantın var mı diye soracaktım da. Aldım zaten cevabını. Yüzünden belli, bilmiyorsun sen de. Benim bir bağlantım yoktu, sen bir şey mi öğrendin? Öğrendim sayılır. Da. Boş ver ya, çok önemli değil zaten. Ha bir de... Hasan dün mahalleye geldi. Buraya mı geldi? Aynen, Serra'lara geldi. Bak yolda da beni tuttu böyle, Nilgün ablayla alakalı ileri geri attı tuttu. Saçma sapan konuştu, haberin olsun senin de. Kadın yaralı bir kaplan gibi, kime neye saldıracağını bilmiyor resmen ya. Selim bak, bu insanlar onunla ışık atamazlar. Sen bak bir çaresine, uzak tut Hasan'ı buradan. Burak! Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne haber Yasemin? İyilik ne olsun. Yılın çifte. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. 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 Bunu Barbara bırakmam lazım. Olur, yürüyelim mi? Olur. Oğlum yumurta pişiyor, beklesene la. Yok abi, bana kâfi. İyi ölüyoruz. Sonra Barbara bana bakmadı diyorsunuz. Oh. Ne yaptın lan pire? Barıştın mı mantayla? Yok be abi, nerede? Telefonlarım açmıyor, ne yapacağım bilmiyorum. Aman boş ver, salla gitsin. Öyle deme be yenge, sallayamam. Seviyorum biliyor musun? Ahanda bak, cevabın geçiyor pire.
Ay bu da süzme salak. Hiçbir şey anlamıyor. Bir tane çiçek al, kızın kapısına git. Özür dile. Da hepsi bu. Kolay kolay. Harbi mi diyorsun lan yenge? Hayırdır Nazlı? Sana böyle gülmülü alan mı oldu ha? Böyle bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Yok be. Ben kim, gül kim? Çiçek alacak adam bana mı bakar be barbar? Nereye? Tuvalete nereye olacak? Anlıyorum Onurcuğum. Peki bu durumu Nil'e nasıl açıklayacaksın? Hiç bilmiyorum gerçekten. Çok çaresizim Berin Hanım. Yani anladığım kadarıyla bu ilişki Nil'le daha tanışmadan önce gerçekleşmiş, öyle mi? Yok. Tam olarak öyle değil aslında. Nasıl? Biz evlenmeden önce Nil'le kısa bir ayrılık yaşamıştık. İhsan Bey beni uygun bir damat adayı olarak görmemişti de. Ha. Anladım, bu hassas bir durum. Yani sen Nil'le beraberken ama geçici ayrıldığın sürede olan bir olay, öyle mi? Aynen öyle. Üzüntüden çok dağıttığım, saçmaladığım bir dönemdi. Anlıyorum. Bugün testin sonucu çıkacakmış. Eğer pozitif çıkarsa... O zaman sen demek ki bir kız babasısın. Evet. Bak yavrum. Olanla ölene hiçbir çare yoktur. Ama galiba şimdi senin yapman gereken Nil'e bu durumu anlatman. Yani lisanı münasiple ne olduğunu ona açıklaman. Nil'in bunu başkasından duyması onun için yıkım olur. Ben torunumun üzülmesini asla istemem. Tamam mı yavrum? Sen git ve ona bunu anlat. Lütfen. Efendim Esra, çıktı mı sonuç? Anlıyorum. Peki. Tabii buluşuruz. Görüşürüz. Demek ki sen bir kız babasısın, öyle mi? Kolay gelsin barbar. Oo, hoş gelmişsiniz ya. Hoş bulduk. Hayırdır? Çiçekçiliğe de mi başladın? Yok ya, öyle işte çiçek falan. Annem gönderdi. Sağ olsun Nilgün abla, ellerine sağlık. Oo, yılın çifti de halka karışmış bakıyorum. Bunlar ne? Yani biz de onu sorduk ama barbar bir şey demedi. Barbar? Ya bu şey sevgi günü muhabbeti işte geçti gitti ya. Ha. Sen de geçti diye bayağı bir işlendin herhalde. Sana aldım lan Nazlı. Sana aldım.
bugüne kadar alamadığın çiçekler hesabına sevdiğime bir çiçek alayım dedim. Ya var var. Ya. Seviyorum lan seni. Hadi biz gidelim artık. Aynen. Gidelim de Romeo aşkını rahat rahat itiraf etsin. Var var. Görüşüyoruz bugün değil mi? Hı, görüşüyoruz. Birazdan çabuk gelsen çok mu erken olur? Yok, ben hazırlanırım hemen. O zaman yaklaşınca haber veririm. Peki. Nilgün. Efendim. Görüşeceğimiz için çok mutluyum. Hadi ben hazırlanacağım hemen. Görüşürüz. Barbara bak ya. Nasıl da bir kova gül almış Nazlı'ma. İnanamıyorum gerçekten. Adam bildiğin gizli romantik çıktı ya. Yazık, nasıl da utandı bir de bizden. Annem diyordu yalnız bu çocuk hiç göründüğü gibi değil. Çok temiz bir kalbi var diye. Nazlı'm da fena şok oldu. Fark ettin mi? Yani kim görse şaşırır bence. Yalnız Barbar çıtayı epey bir yükseltti ya. Benim balonlar da fısladı onun güllerinin yanında. Aa, hiç de değil. Onlar muhteşemdi. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biriydi. İyi, öyle diyorsan öyle olsun. Kaçta biter işin? Geç biter. Peki çıkışta Garipçe'ye gidelim mi? Olur, gidelim. Sen spora gelecek misin peki bugün? Benim terapiste randevum var. Ondan sonra da bir iki işim var. Sonra çıkışta gelip seni alırım, olur mu? Olur, anlaştık. İyi ki elini tuttun. İyi ki bırakmadın. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Öyle içimden geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Kusura bakma, biraz trafik vardı, geciktim. Önemli değil. Gerilmene gerek yok. Maya her şeyin farkında zaten. Sen rahat ol yeter. Mayacığım. Bak kim geldi. Merhaba Maya. Ben Onur. Ne konuşmuştuk seninle bir tane? Hı? Merhaba. Benim evim Londra'da. Arkadaşlarım da orada ve okulumda. Öyle mi? Çok arkadaşın var mı Londra'da? Evet var. Çok özledim hepsini. Babamla kardeşim de çok özledim. Sen benim biyolojik babam mısın? Annem öyle dedi. Asıl benim babam William. Ben onun kızıyım. Ben senin kızın değilim. Maya. Düşündüğümden çok daha zor olacak. Onur. Sen istiyorsan şimdi git bir kafanı toparla. Ben de Maya'yı otele bırakayım. Sonrasında bir yarım saat daha oturalım, konuşalım seninle, olur mu? Olur.